Evet çocuklar neredeyse özellikle sınava girecekler için mutlaka bir eğilen yani eğilmiş masa kuran çocuğuna bir şey veren yani eğilmiş figür eğilen figür diyoruz. Çok abartı eğilmiş değil. Dediğim gibi işte bir köpekle oynayan çocuğunun üstünü giydiren anne şeklinde bu eğilmiş figürleri oturan figürlere de adapte edebilirsiniz. Şimdi şuraya topuk alıyorum. Her zamanki gibi. Şuraya baş alıyorum. İyi mi? İyi. Burası boy çizgim. Sonra göz kararı ortasını alıyorum. Sonra ortasının ha şuradan gelip buranın ortası ikiye böldüm. Sonra burası. Bir büyük görüntü gözüme. Şurası cinsiyet üçgeni. 1, 2, 3 oldu. Ha şuraya bakayım. Yani burası şuradan 4, 5 olacak. Büyük oldu. 2, 3, 4. Çok bir tık büyük olmuş. Şu kadarcık. Burada başım var. Diye düşünün. Şurası omuzmuş gibi düşünün. Şimdi buradan şöyle bir beden üçgenim var. Biraz daha bastırabiliriz aslında. Bunlar yani kullanmayacağımız için şöyle boynum var. Ne kadar eğmek istiyorsanız çocuklar bir elips şeklinde bunun eğme açısı vardır. Şöyle. Yani daire şeklinde değil. Çünkü 4'te 3. Ne kadar eğmek istiyorum diyorum. Mesela şu kadar eğmek istiyorum. Yani başın yarısı kadar. Başın yarısı kadar eğeceksen başa çok uzak tutmadan bakın başı alın buraya koyun. Şöyle. Burayı çizin. Biraz daha yaklaştırabilirim. Şöyle bunun gördüğünüz gibi içinde. Sonra bu omzu artık trapez kasının enseye bağlandığı yer olarak kullanacağım. Şöyle. Daha da eğimli olacak tabii. Yani omuz gördüğünüz gibi aşağı inecek. Ama trapez kası yukarıda. Boynu yine trapez kasına bağlıyorum. Arkada çünkü. Sonra buradan bir baş. Bu omuz şimdilik bir baş dursun ama uzak omuz genelde daralır. Buradan ne yapıyorduk? Yarının biraz altından belime alıyorum. Sonra burayı omuz dediğim için buradan bakın şöyle gelip sırtla birleştiriyorum. Sırt biraz bombe yapar. Sonra böyle geldim. Belin şöyle dönüyor ya eğildiği için burası aşağı iniyor. Yani göbek kısmı kısalıyor, sıkışıyor. Buradan da yine şuna hemen hemen paralel şöyle bir eğme çizgisi yapıyorum. Şurada bel buradaydı. Burası da burada. Yani kalçadan değil de daha böyle üst kısımdan eğilerek yani normalde eğildiğimizde kalça biraz geriye gider. Ama ilişkiler bu. Kalçayı geriye götürme işini yapmıyorum da başı öne götürüyorum. Sonra şu trapezin başladığı yerden bir baş alıyorsunuz. Trapezin başladığı yerden. Bunu kadın yapacağım için ne kadar aşağı almış. Evet şurada. Burası memiş. Şimdi memiş için ne yapıyoruz meme için? Burası içeri giriyor. Şimdi meme bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Gözümüzde bir bu kadına nasıl bir meme iyi olur? Bence şu iyi. Değil mi? Bu iyi. Buradan böyle dönüyorum. Şu kadar da göğüs, bağır kısmı. Sonra burayı işaretlemiştik ya omuz diye. Buradan böyle kolu çiziyorum. Kol ne kadardı? Belle yani şurası duruyor ya koyuyorum. Demek ki diyorum dirsek burada. Ön kolda baş kadar hemen hemen birazcık büyük olabilir. Ön kolda burada. Şimdi ya böyle yapın ya da benim rakursu dediğim fazla kısaltım yani. Şöyle şuradan bakın daire 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 yaparsanız
rakursi olur. Buradan da el çıkarsınız. Hangisini istiyorsanız. Burada omuz kasım. Şurada biraz artık omzun üstü görünüyor, değil mi? Şöyle. Omuz kası şöyle sadece önde. Şuradan sırta bağlanıyor. Buradan da göğüse bağlanıyor. Şöyle bir şey. Sonra böyle gidiyorum. Bakın burada. Burası uzar. Şöyle. Sonra buraya kol yapacağım. Şu kadar bir kol. Şöyle biraz içeriden indi. Bu kolun genişliğine bakıyorum. Şu kadar bir şey. Demek ki diyorum. Omuz bu kadar daralma gösteriyor. Buradan böyle. Buradan omuz kası. Buradan kol. Şöyle. Bu kolu normal yapayım. Şöyle geliyor. Dirsek hep daha aşağıdadır. Kolun içten başladığı yer biraz daha yukarıdandır. Ve burada biraz kas çıkıntısı olur. Çok kalın oldu değil mi? Şu kolun üstünü kalınlaştırayım. Burada ne oluyor? Şöyle bir iç kol oluşuyor. Burayı rakursi yapayım. Neydi? Bu kadar. Geldim. Burada bakın rakursi olunca bu kesit bayağı daire gibi oluyor. Ve her zaman rakursilerde öndeki form arkadaki formun içine girer. Böyle. Burası da demek ki bilek oluyor. Şöyle. Mesela şöyle bir elmiş bu. Şurada baş parmak olsun. Şöyle tınkır 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 bir el yapsın. Şöyle. Öbür elde artık ne yapıyorsa bir şey, hareket. Mesela çocuğunun giysisini ayarlıyor olabilir. Yani burada bir giysi şöyle şöyle falan gibi bir şey konabilir. Burada eğilen figürde bacaklar istediğiniz gibi, isterseniz bükülü yapın, isterseniz normal kontraposta bacağı da yapabilirsiniz. Burası serbest kısım, bura. Buradan trapeze bağlanıyor. Yine burada köprücüğümüz var. Şimdi boynu bakın buradan hareket ettiriyorum. Enseye buradan değiyor. Boyun şöyle öne geliyor. Buradan ensem. Şöyle eğik baş yapalım. Biraz aşağı inecek. Öbür boyun da burada. Şuradan. Şöyle yani hem gidiyorum sonra köprücüğe bağlıyorum. Evet, burada unutmamanız gereken şey şu, eğilen baş büyür, kalkan baş küçülür. Şöyle yani şurada çene kısalır. Şöyle bir şey olur. Kulakta aşağı inen de kulak yukarı, yukarı kalkan da kulak aşağı iner. Şöyle bir şey. Ne yapalım? Bacakları bükelim isterseniz. Şurası bacak başlangıçları. Şöyle. Buradan geliyorum. Biraz aşağıdan. Popo çük şuralarda falandı. Oraya kadar popo. Yarısı diz ortasıydı. Böyle büküldüğüne göre biraz hipotenüs oluyor. Daha yukarıda. Sonra bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Kapat. Kapat. Kapanmıyor şey. Cincin'in annesi. Kapat. Hı? Kapat. Tamam. Orayı kesersin artık. Biraz yukarı dedik. Buralar. Dinleyelim. Şurayı şöyle kapatırsanız daha rahat olur. Şöyle biraz kalın olmuş, daha yukarıdan geleyim. Sonra buradan direkt biraz bacağın arkasında kalıyor. Şöyle. Burada
dizim var. Artık dizimin üstü geriliyor. Şöyle abartmış, çok dar olmuş. Genişletelim. Şöyle. Neydi? Burada baldırkası vardı. Baldırkası içte görünür. Dışarıdan şu şekilde. Buralar topuk. Yine her zamanki ayağımızı yapıyoruz. Geldik, döndük, tıkır tıkır. Şöyle bir şey. Buradan da bileğimizi kalınlaştırıyoruz. Topuk da burada. Bu biraz daha yandan görünecek. Şurada ayak çukurumuz. Bu da ayağımızın üstü. Yükseklik. Şuradan aşık gemiye buradan giriyor. Fibula mıdır, tibia mıdır, nedir, tibia mıdır o. Yine burayı biraz kalınlaştırıyorum. Şöyle bir şey. Biraz. Gördüğünüz gibi biraz şeyde göbek attığım için yana çekil, sola çekin. Çok kapatmamaya çalışıyorum. Ne oldu? Burası da böyle böyle bir kütle oldu. Ne olur eğilince saçlar şöyle biraz öne düşer. Bunlar hep hareketleri güçlendiren şeylerdir. Şöyle şöyle biraz da arkada, değil mi? Ve saçlar hep kafanın biraz üstüne çıkar. Şey mi? Şurası biraz uzun olmuş. Şu kol hiç demiyorsun. Bak dirsek burada, kol burada. Diyorum ben de bunu. Gördüğünüz gibi elleri kütle yapıyorum. Çünkü el, ayak konuları başlı başına bir konu. Burası gördüğünüz gibi sıkıştı. Göbek şuralarda falan görünmüyor. Şurası da tabii kolu kısaltınca biraz falan yukarı almak lazım. Şurayı da net diyelim, bitirelim. Tamam. Tamam. Haydi güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz.